Merhabalar. Duygularımız hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Bugün üzerinde duracağımız duygumuz öfke. Öfke en insani duygularımızdan birisi. Elbette bir yaratılış gayesi var. Hayatımızı çok kolaylaştırabilecek de bir duygu, işimize çok yarayabilecek de bir duygu. Fakat genellikle bu avantajlarıyla değil de bize yaşattığı sıkıntılarla anılan bir duygu. Öfkelenmeyen insan yoktur. Şayet varsa bunu başarabilmişse öfkesi yoksa bu da bir hastalıktır. Her şeye öfkeleniyorsa bu da bir hastalıktır. Her duyguda olduğu gibi öfke duygusunda da bir denge noktasını arıyoruz. Öncelikle o duyguyu anlamamız gerekiyor. Aslında öfke duygusu insanın kendisini koruması için verilen duygulardan birisi. Evet dünyevi zararlardan kendimizi korumak için de bu duygu bize verilmiş. Fakat bundan daha öte insanın çıktığı büyük yolculukta ebedi saadet veya ebedi Şekavet ebedi sıkıntı gibi iki seçenekle karşı karşıya olan insanın ebedi sıkıntıya düşmemesi için, kaybedenlerden olmaması için, dünya imtihanını rahatlıkla verebilmesi için kendini şeytandan, nefsi emmare'nin kötü arzularından, şeytanlaşmış insanlardan, inançsızlık gibi büyük tehlikelerden koruyabilmesi için, günahlardan koruyabilmesi için, kebair'den koruyabilmesi için ona kuvve-i gadabiye dediğimiz bir güç verilmiş. İnsan için en değerli güçlerden bu kuvve-i gadabiye yani öfke gücü aslında bir avantaj, büyük bir nimet. Onu doğru kullanmayı bilebilenler için de oldukça değerli bir mesele. Aslında öfkelendiğimizde genel çerçevede şu anlatılır ki öfke yanlış bir duygu değildir. Öfkeyi yansıtma biçimlerinde yanlışlıklar olabilir. Hiç yansıtmamak onu hiç yaşamamak başka problemlere sebebiyet verebilir, öfkeyi büyütebilir. Öfke içimizde çok büyük bir yer kaplamaya başlar ve daha büyük tehlikelere bizi iter. Böyle bir riske girmektense öfkeyi doğru biçimlerde, doğru zamanlarda parça parça boşaltmak daha sağlıklı olarak görülmüştür. Öfke yönetimi, öfke kontrolü psikolojide önemli konulardan birisi olmuştur ama özellikle inanç bağlamında konuştuğumuz için Öfkelendiği anda insanın hareket değişikliğine gitmesi, abdest alması, uzanıyorsa ayağa kalkması, ayaktaysa yürümesi, çevresel koşullarını hemen hızlıca değiştirmesi. Bu fiziksel hamleler tavsiye edilmiştir. Bu fiziksel değişikliklerle aslında şeytanın insan üzerindeki öfkelendirme, öfkeyi alevlendirme operasyonu sürekli güç kaybetmiş olur. Yani şeytan bir kişiyi uzanmış bir haldeyken öfkelendirdikçe öfkelendirir fakat o kişi ayağa kalkınca bu bağlantı birden kopar. Ayakta da evet bizi öfkelendirebilir ama sıfırdan başlaması gerekiyor bu sefer. Yeniden bizi öfkelendirecek cümleleri teker teker bize söylemesi gerekiyor. Böylelikle bir güç kaybetirmiş olur. Aslında evet kaderden gelen öfkeler olabilir. Şeytandan gelen öfkeler olabilir. Şimdi açıkçası şeytanın bizi öfkelendirmemesi için çok basit bir çözüm önerebiliriz. Öfkelendiğimiz her an bir iyilik yapmak, güzel bir şey yapmak artık bu şeytanın gözlem alanında ben bunu ne zaman öfkelendirsem bir seferinde dua ediyor. Bir seferinde abdest alıyor. Ben bunu öfkelendirdiğim anda sadaka veriyor. Ben bunu öfkelendirdiğim anda bir dini kitap açıp okumaya başlıyor. Ben bunu öfkelendirdiğim anda insanlarla kavga edeceğine gidip onlara iyilik yapıyor, faydalı oluyor gibi. Böyle bir sistem kurduğunuzda yani her öfkelenmeye karşı bir pozitif eylem. İçimizde öfke her coştuğunda güzel bir iş yapmak. Bu güzel bir söz söylemekten, bir yoldan taşı kaldırmaktan tutalım. Bir kişinin halini hatrını sormaya kadar bu yelpazeyi gören şeytan şu kararı verecektir. Ben onu kötülüğe sevk etmek için öfkelendiriyorum. Fakat normal koşullarda bile yapmadığı iyilikleri öfkelendiği için yapıyor. Dolayısıyla ben bunu fazladan öfkelendirmesem daha karlı çıkacağım diye düşünmeye başlıyor. O yüzden öfke nöbetlerine sürekli küçük de olsa bir iyilikle, küçük de olsa bir faziletle karşılık verdiğimizde şeytandan akan öfke enerjisi artık sona ermiş olacaktır. Fakat insanın öfkesi büsbütün bitmez çünkü insanda bir de nefsi emmare var. Bir de insanların bizi öfkelendirmesi var. Bunların çözümü elbette başka başka ama ilk söylediğim şey şeytani öfkenin ortadan kaldırılacağı grafik her öfkeye bir sadakayla, her öfkeye bir iyilikle karşılık vermekle en azından onun yolunu kapatmakla ilgili. Öfke için geçici deliliktir denmiştir. O açıdan insanın öfkeliyken karar vermemesi, hüküm vermemesi, salık verilmiştir. Çünkü öfkenin etkisiyle çok yanlış kararlar alma ihtimali olduğu için öfkenin geçmesinin beklenmesi çok önemli görülmüştür. Evet öfke insani bir duygu ama öfke altında verdiğimiz kararlardan sorumlu olduğumuz için deliler Hükmen sorumlu olmadığı gibi belki öfke anında biz öfkemizden sorumlu değiliz. Hissettiğimiz şeylerden sorumlu değiliz. Fakat öfkenin tetiklemesiyle hayata geçirdiğimiz eylemlerden sorumluyuz. Bu açıdan öfke anının geçmesini beklememiz gerekir. Öfkenin kaynakları incelendiğinde onun inançla bağlantısı düşünüldüğünde bizi öfkelendiren şeylerin genelde dünyevi şeyler, geçici şeyler olduğunu söylemek pek güç olmasa gerek. Genelde maneviyatımıza halel geldi diye kızmayız. Takvamız zarar gördü diye öfkelenmeyiz. Manevi huşu halimiz bozuldu diye kızmayız. Bir günaha tetiklendiğimiz için davet edildiğimiz için öfkelenmeyiz. Bir ibadete engel olunduğu için öfkelenmeyiz. Bunlar değildir genel olarak. Fakat geçici olan için, maddi olan için öfkeleniriz. Nefsani olan için öfkeleniriz. Bu gösteriyor ki aslında öfkenin kaynağında inanç zayıflıkları vardır. Hayatın geçiciliğine inanmamış olmak vardır. Dünyada kendisini sürekli kalıcı olarak yaşıyor zannetme duygusu vardır. Dolayısıyla iman eğer kuvvetlenirse, özellikle ahirete iman kuvvetlendikçe dünyevi zararlar gözümüze batmamaya başlar. Bizi tahrik edip celallendirmemeye başlar. Varsın olsun dedirtmeye başlar ve asıl üzüldüğümüz konular manevi konular, inançla ilgili olan konulardaki zararlar olmaya başlar. Dolayısıyla aslında öfke gibi geniş bir duygu fani bir dünyaya yönlendirildiğinde büyük kızgınlıklara sebebiyet verir. Bunun inanç zayıflıklarıyla bir alakası var. Fakat yine de dünyevi bir öfke bile olsa bunun bir çözümü gerekir. Bir reçetesi gerekir. Bunlardan kurtulmak için bize ilahi ve manevi bir dokunuş lazımdır. Kur'an-ı Kerim öfkenin terbiyesinde üç aşamalı bir yol önermiştir. Vel kazı minel Öfkelerini yutarlar. Bir kısım insanlar bunu başarıyorlar en azından kırıcı bir şekilde ifade etmemeyi başarabiliyorlar. Fakat ayetin devamı vel afine anin nas. İnsanları affederler. İçerideki gerginliği de ortadan kaldırırlar. Bağışlamak dediğimiz, affetmek dediğimiz bu da biraz geniş bir tefekkürle mümkün olabilir. Yani bizi öfkelendiren kişinin yetişme tarzı bu kadardır. Bu kadar öğrenebilmiştir. Nasibi o kadardır. Bizimle aynı şartlarda büyümemiştir. Bizim bilmediğimiz bazı sıkıntılı hayat tecrübeleri olmuştur. Yani karşı tarafı büsbütün yargılamak yerine onun da bunu yapmasına sebebiyet veren geçmişini hatıra getirmek. Aynı zamanda kader bu saatte bu tarihte benim bu miktarda canımın sıkılacağını takdir etmiştir gibi kadere doğru konuyu nakletmek. Karşı tarafın sadece iradesinin değil aynı zamanda nefsinin ona bunu yaptırttığını düşünmek. Aynı zamanda şeytanın belki tetiklemesiyle bunu yaptırdığını düşünmek gibi bu konuyu küçültebilecek yaklaşımlar mümkündür. Veyahut kimsenin haberi olmadığı benim başka bir yöndeki bir ihmalimin bir faturası karşıma çıkmıştır diyerek kendimizle ilgisini de bularak karşı tarafı affetmenin pek çok yolları olabilir. Bu af konusu da merdivenin ikinci basamağı. Birinci basamakta öfkeyi yutmak vardı. İkincisinde yuttuğunuz şey de size acı verir. Fakat eğer affetme zeminini bulabilmişseniz bu sefer içinizdeki de size acı vermemeye başlar. Fakat ayetin üçüncü aşamasında Vallahu yuhibbul muhsinin Allah iyilik yapanları sever. Yani bu bizi öfkelendiren kişiye karşı bu sefer iyilikte bulunmak, bir katkıda bulunmak, bir hediye vermek, ona olan sevgimizi ifade etmek, kızgınlık ifade edeceğimiz yerde muhabbet izhar etmek işte bu üçüncü aşamayı çok az insan başarabilir. Hani derler ya iyiliğe iyilik her kişinin harcı, kötülüğe iyilik her kişinin harcı. Bu birçok insanın başarmakta zorlanacağı bir şey. Fakat Kur'an-ı Kerim'in yazdığı nefse acı gelen reçete burada yatıyor. Bir ayet-i de eğer hakkınızı alırsanız yani size kötülük yapana o miktarda bir kötülük yaparsanız bu sizin hakkınızdır. Fakat affetmeniz sizin için daha hayırlıdır buyuruluyor. İşte bu 3 basamaklı merdiven icra edildiği zaman kalpteki öfke hem dışa yansımadığı gibi hem iç dünyamızda da bize zarar vermemiş olur. Öfke geldiğinde bize bazı hatalar yaptırtmaya çalışır. İnsanların kalbini kırmak gibi, şekva etmek gibi, isyan etmek gibi bazı duyguları harekete geçirmeye çalışır. Bu tür refleksler insanın ortalama refleksleridir. Fakat tam tersine bizdeki sabır gücünü harekete geçiren şükür duygusunu harekete geçiren kadere iman, Allah'a teslimiyet, dua gibi ibadetleri harekete geçiren başlangıç noktası da öfkedir. İşte burada insanlar ikiye ayrılıyor. Öfkelendiren bir şeyle karşılaştığında isyan edenler. Bir de kendilerini öfkelendiren bir şeyle karşı karşıya kaldıklarında onlardaki sabır ve tevekkül gücünü harekete geçirenler, bunu duaya dönüştürenler, kendisini kızdıran kişi için bir duaya dönüştürenler, bu öfkenin kaderden onun karşısına çıkarılmasına sebebiyet vermiş olma ihtimali olan kendi günahlarını düşünüp kendisi için istiğfar edenler, karşı tarafın da bu suça girmiş olmasından kaynaklı günahını düşünüp o kişi için istiğfar edenler, işte burada iki kanat açılmış oluyor. Öfke kimilerine en yüksek hazineleri kazandırıyor. Kimilerini de hem dünyevi hem uhrevi olarak oldukça aşağı zeminlere doğru çekebiliyor. Öfkemizi küçülten, dindiren konulardan birisi de hakkımızın eninde sonunda alınacağına dair olan inançlardır. Allah'a havale etmektir. Rabbim bunu görüyor. Ne de olsa bu konunun bütün detaylarından haberdardır. Ne de olsa bir hesap günü var. Ne de olsa bütün hakların yerli yerine konacağı bir gün var. Ahiret günü, ahiret gününe iman düşüncesi insanda pek çok kişiyle hesaplaşmama, onların hesabını bu dünyada görmeme, onların yaptığı kötülüğe kötülükle karşılık vermeme duygusunu güçlendirir. Ama ahiret günü ve hesap günü konusundaki inanç zayıflığı bizi hesaplaşmaya iter. Bize bir zarara verene hemen bir zarar vermeye iter. Fakat bazen bize bir zarar verene birkaç kat zarar vermeye doğru gider. Çünkü bu yangın gibidir. Başlatacağınız yeri siz tespit edebilirsiniz. Yani bir kişi sizin ormanınızın bir kısmını yakmıştır. Siz de onun ormanına bir kibrit yakar ateşe verirsiniz. Fakat dilediğiniz bir yerde o ateş durmaz. Artık kendi intikamınız alınmış olmakla birlikte bu sefer zulmeden taraf olma bahtsızlığı size geçmiş olur. Dolayısıyla Allah görüyor madem her şeyin hesabını görecek, bütün hesapları da benim görmeme gerek yoktur. Emniyet hissini uyaran şey yine ahiret gününe imandır. Ahiret gününe iman bizdeki öfke duygusunu dengeler ve bize zarar vermesinin önüne geçer. Mü'min suresinin 44. ayetinde ben durumumu Allah'a havale ediyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görmektedir. Buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'in bu konuda bize Allah'a havale etme iznini verdiğini ifade eden ayeti okumuş oldum. Tefekkür önemli bir ibadettir. E, muhakeme de önemli bir kabiliyettir. Bazı insanlar kendilerini sevindirecek, şükre sevk edecek, mutlu edecek gelişmeleri yanlış bir teville, karamsar bir pencereden bakarak aslında kendilerine zarar veren birer tehlike olarak görebilirler. Kendilerine uzatılmış bir çiçeği kendilerine doğrultulmuş olan bir silah gibi görebilirler. E bu da onları ciddi bir öfkeye sevk edebilir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede bir şeyden hoşlanmazsınız olur ki o sizin için hayırlı olur. Yani insan hayatı hüsnü tevil yapamıyorsa, hayra yorumlama yeteneği zayıfsa, muhakeme azlığı varsa tefekkür ibadetinde yetersiz bir insansa buna eklemek pek yakışıklı olmayabilir ama olay değerlendirme zekası düşükse bu kişiyi öfkelendirecek pek çok şey çıkar. Fakat muhakeme yeteneği, tefekkür gücü, feraset dediğimiz kavramlarda en zirvelerde olan insanlar, fetanet sahibi olan peygamberler kendilerine çok büyük saldırılar yapıldığı halde bütün akrabaları tarafından, bütün hemşehrileri tarafından en büyük zararlara maruz bırakıldıkları halde bu durumlar onları öfkeye sevk etmemiştir. Çünkü işlerin neticelerini düşünmüşlerdir. Nereye varacağını tefekkür etmişlerdir. Bu olayların neden olduğu üzerine tefekkür yürütmüşlerdir. Bu tefekkürlerinde Cenab-ı Allah da onlara yardımcı olmuştur. Ve işlerin hangi güzel noktalara varacağıyla ilgili vahilerle müşerref olarak onlar bu konuda öfkelenmek yerine bizi öfkelendirebilecek kategorideki konular onları sevince, şükre gark etmiştir. Karşılarına çok büyük tehlikeler çıktığında onların imanları artmıştır. Allah'ın vaadi işte gerçekleşti demişlerdir. Bundan sevinecek çok büyük manalar çıkarmışlardır. Dolayısıyla kimin öfkesi çok büyük olur? Yorumlama yeteneği düşük olan, geniş çerçeveden bakma kabiliyeti düşük olan, meselelerin Sadece o anki durumuna odaklanıp gelecekteki varabileceği yerleri hayal edemeyen, hayal gücü de zayıf olan insanlar çok fazla öfkelenirler. Öfkeyi dindiren en büyük iksir tefekkür, muhakeme gücü ve aynı zamanda zekadır. Evet, bizi öfkelendiren kişiler üzerinde tefekkür gücümüzü gezdirdiğimizde aslında onun kapasitesinin buna müsait olduğunu, yetişme şartlarının onu bu noktaya kadar getirdiğini gördüğümüzde öfke gücümüz biraz azalır. Şeytanın onu tetiklediğini düşündüğümüzde azalır. Kendi nefsinin ona bunu yaptırdığını düşündüğümüzde azalır. Kaderin hükmü olarak böyle bir şeye maruz kaldığımızda düşündüğümüzde azalır. Kendi kusurlarımızın bu işte bir hissesi olduğunu, başka bir platformdaki yanlışlarımızın böyle bir acıya vesile olduğunu, bir kefaret olduğunu, aslında bir yanlışımızın bedelini ödediğimizi düşündüğümüzde öfkemiz azalır. Bunun bir imtihan olduğunu, acaba sabır mı edeceğiz, isyan mı edeceğiz şeklinde önümüze konulan kaçınılmaz bir imtihan olduğunu düşünmekle yine öfkemiz azalır. Öfkemizi arttıran şey ise bunu bir başkasının kasten bizzat kendi plan ve projesi dahilinde aklen muhakeme ederek hiçbir olumsuz duygunun altında kalmaksızın saf bir iradeyle bunu gerçekleştirdiğine dair bir zan, öfke ile ilgili duygumuzu kabartır. Bir de öfkenin olayları birleştirme sıkıntısını yaşarız. Yani olaylar parça parça yaşanır. İnsanlar bizi kızdırıyorsa parça parça kızdırırlar. E, i̇nsanlardan gelen zararlarla ilgili imtihanımız gün gündür, ay aydır, parça parçadır. Fakat bir insan muhatabına baktığı zaman bütün o kusurlarını kendisine yapılmış olan hataların hepsini birleşik olarak algılar. Hepsi birleştiğinde insan tahammül edemez hale gelir. Oysa her vaka kendi başına tek bir parçadır. Hiçbir şeyle birleştirilmemesi gereken sadece bir vaka üzerinde analiz yapılması gereken bir imtihandır. Ama insanoğlu maalesef bir insandan bir sıkıntıya maruz kaldığında o insandan başka hangi dönemlerde ne sıkıntıya maruz kaldığının hepsini birlikte birleştirerek bu imtihanı vermek ister. Fakat bu genel olarak kişinin bu duyguyla baş edememesiyle sonuçlanır. Karşı tarafı bir tarafa bırakalım. Canımızı sıkan olayların bize yaptığı katkıları da düşünelim. Bir kere nefis terbiyesi dediğimiz konu için başkalarından gelen sıkıntılar bir antrenman gibidir. Riya gibi, kibir gibi hastalıklardan kurtulmak için başkalarından gelen sıkıntılar birebir ideal, uygun birer ilaçtır. Kendi nefsimizi olgunlaştırmak için bu tür can sıkıcı sahnelerden faydalanabiliriz. Kendi kusurlarımızı görebilmek için bizi öfkelendirecek hadiseler lazımdır ve hedeflerimize daha hızlı koşabilmemiz için Bizi öfkelendiren hadiseler bizim için büyük bir motivasyon kaynağıdır. İçimizdeki saklı yeteneklerin ortaya çıkması için de yine bizi öfkelendirecek hadiseler bir tetikleyici güce sahiptir. Günahlarımızın kefareti için Allah'a daha çok yaklaşabilmek için de bu öfkelendirilme anları birer büyük fırsattır. Öfkeyi arttıran hastalıklarımızdan birisi enaniyettir. Enaniyet hastalığına tutulanlar daha fazla öfkelenirler. Bir yere girdiklerinde saygı görmediği için öfkelenirler. Bir yerde kıymetlerinin bilinmediği için öfkelenirler. Bir yerde adlarının anılmadığı için öfkelenirler. Bir yerde parmakla gösterilen kişi o olmadığı için öfkelenirler. İnsan kendi sıradan yerini, kendi sıradan pozisyonunu fark edebilirse bu tür şeylere öfkelenmez. Kendisinden bir değeri varsa bir insanın, kendi değerini kendi içinde hissediyorsa, cenab Allah'ın ona atfettiği değeri fark etmişse, başkalarının ona değer atfetmesi, ona saygı gösterip göstermemesi gibi konular çok fazla önemli olmazlar. Kendilerinde bir değer bulamayan insanlardır ki başkalarından bu değeri dilenirler. İşte enaniyetin etkisi altında insan büyük öfkelere doğru akar çünkü insanlardan umduğunu çoğu zaman bulamaz. İnsanlardan gereksiz beklentilere girdiği için de onları bulamayınca diğer insanlara göre daha fazla öfkelenir. Öfkenin kaderle kader inancıyla da bir alakası vardır. Aslında yersiz, nefsani öfkelerimizin kadere itiraz olduğu açıktır. Bu kişi böyle olmamalıydı. Bu saatte bu yaşanmamalıydı. Buna ben maruz kalmamalıydım. Beni buna maruz bırakan yazgı böyle olmamalıydı. Aslında öfkenin dibi biraz kazıldığı zaman Allah bunu böyle takdir etmemeli diye kadar gider. Az önce ahiret inancının kuvveti öfkeyi dengeler demiştik. Burada da inanç kategorilerinden bir başkası olan kader inancının kuvveti de yine öfke duygusunu dengeleyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Dünyevileşme Gaflet dediğimiz, tevehhüm ebediyet, dünyada ebedi kalacakmışız gibi düşündüğümüz, dünyanın cam kırıkları değerindeki kazanımlarını, ahiretin elmas değerindeki kazanımlarına göre daha önemli gördüğümüz zaman, işte bu sınırlı imkanlarıyla bu sınırlı dünya hepimize yetmediği için öfkemizi en çok tahrik eden duruma düşmüş oluruz. Dünya sevgisi dünya aşkı, dünya taparlık insandaki öfke duygusunun dengesini bozan bir manevi hastalığımızdır. Siyaset kurumu öfke üzerine kurulu bir sistemdir ve siyaset kurumunu gündelik siyaseti dikkatle takip eden ve sürekli bu takibi yapan kişilerde, bariz bir şekilde herkese ve her şeye ve kendine de dahil olmak üzere bir öfke oluşur ve bu kökleşmeye başlar. Bu açıdan gündelik aktüel haber sistemi de bu yöndedir. Sürekli takip ettiğimiz haberler öfkeyi içimizde kökleştirir. Cinayet haberleri, ölüm haberleri, şiddet içeren haberler bunları öfkeyi yansıtan kişilerin bazen de çok harikulade muhteşem tebriklerle anıldığı haberleri takip etmek sürekli bunlarla meşgul olmak insanın kendi kendine zehir enjekte etmesi gibi bir etkiyle sonuçlanır. Bu kişinin öfkesini doğru kullanması, dengeli kullanması, lazım olduğu yerde kullanıp lazım olmadığı yerde onu durdurması mümkün olmaz. Bu sebeple kişi öfkenin kendisine nereden bulaştığını fark etmesi lazımdır. Yani Öfke evet bulaşıcı bir duygudur. Eğer kişi aile ortamında çocukken, büyürken anne babasında bu öfkeli halleri görürse, bu öfkeli hallerden hoşlanmasa bile köklü bir şekilde bu eğitimi alır ve günün birinde öfkeli bir insan oluverir. Öfkeli toplumlarda bu böyledir. Ve sosyal medya takibimizdeki öfkeli insanlar da yine her gün yeniden bize bir öfke enjekte ederler. Bu sebeple duygular arasındaki en bulaşıcı olanlardan biri olan öfkede büsbütün suç kendi duygularımızda, şeytanda, nefiste değil. Aynı zamanda irademizle takip ettiğimiz kişilerde ve kanallarda da bunu aramalıyız. Öfkemizi yansıtma biçimlerimizdeki darlık, tek seçeneklilik bize en zarar veren tablodur. Bağırmaktan başka yansıtma biçimi görmemiş, öğrenmemiş varlığından bile haberdar olmayan insanlar elbette sadece bağırırlar. Öfke anında zarar vermekten başka seçenek görmemiş kişiler de sadece zarar verirler. Öfke anında başkalarının kalplerini kırmaktan başka seçenek görmemiş olan insanlar da sürekli başkalarının kalbini kırarlar. Aslında bu tek seçeneklilik çok tehlikeli bir şey. Önümüzde böyle bir galeri yok, olmalıydı. Aslında peygamberlerin, velilerin hayatlarında Kamil insanların hayatlarında öfke anında verilebilecek karşılıklar çeşit çeşittir, yüzlercedir. O insanların hayatlarını okuduğumuzda, hatıralarını okuduğumuzda, tabakat kitaplarını okuduğumuzda kendilerini öfkelendirmeye gelen kişilere olan yaklaşımlarını, verdikleri karşılıkları gördüğümüzde öfkeyi yansıtma galerimiz genişler. O genişledikçe de lazım olan seçeneği onlar içerisinden çıkarıp kullanmayı başarabiliriz. Tabii bu bizim kendi öfkemizle ilgiliydi. Bir de başkaları bize bir öfke yansıtmak isterlerse burada yapacağımız şey nedir konusunda bu kadar da acımasız ve keskin olmamalıyız. Kendimiz ne kadar öfkeyle mücadele edersek edelim etrafımızdaki insanların öfkelerini yansıtmalarına müsaade etmeliyiz. Bir fırsat tanımalıyız. Öfke anlarında onlarla kopuş durumuna geçmemeliyiz. Onların öfkelerini yansıtırken galerilerinde başka seçenek olmadığını düşünerek o tek seçeneğin de önünü kapatmamalıyız. Yani kimsenin bize kızmadığı, itiraz etmediği, canımızı sıkacak kimsenin hiçbir şey söyleyemediği bir atmosfer kurarsak buna despotluk atmosferi diyebiliriz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayette anne babanız sizin yanınızda yaşlanırsa, bakıma muhtaç hale gelirse bu yaşlı halleriyle onlara Öf bile demeyiniz buyuruluyor. Ama ayette bir parantez de bu gelmiş. Yaşlılık paranteziyle gelmiş. Yani genç anne babalar için çocukları yer yer öfkelerini kontrol edemeyip yansıtırlarsa onları Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleriyle tedirgin etmemeliyiz. Kur'an'a saygısızlık yapmışlar gibi bir pozisyona düşürmemeliyiz. Çünkü çocuklar öfkelerini yansıtmaya ilk olarak anne ve babalarından başlarlar. Bu bir deneme yöntemidir. İlk antrenmanlarını anne babasına yaparlar. Toplumda sonraki dönemlerde yaptığı bu antrenmanın meyvelerini devşireceklerdir. O halde kendisine çocuklarının öfkelendiği bir anne baba bunu büyük bir felaket gibi karşılamaması gerekir. Öfkenin akacağı ilk zemine, o tek seçenekli zemine izin vermesi gerekir. Oluşan bu zeminden sonra karşılıklı sevgiyle, istişareyle, fikir alışverişiyle bu konu masaya yatırılmalıdır ama kendisine kimsenin bir tepki vermeyeceği bir ortam kurma gibi bir despotluğu kimse düşünmemelidir. Evet öfke bütün bu yönleriyle bizi insan yapan bir şey. Cenab-ı Allah'ın bize olabilecek bir gazabının önüne geçmenin yolu da hadis-i şeriflerde insanlara gelişi güzel bu öfkeyi yansıtmamak olduğu söylenmiştir. Cenab-ı Allah'ın rahmetini celbeden bir şey olduğu anlatılmıştır. Kuvve-i gadabiyeyi bizi cennete çıkaracak şekilde, cehennem yolunu bize kapatacak şekilde en güçlü haliyle kullanmayı öğrenmeliyiz. Onu bu fani dünyanın geçici meselelerinde yorup asıl hakiki meselelere sesi ve soluğu kalmayacak şekilde yormamalıyız. Cenab-ı Allah'ın bize verdiği bu güçlü bineyi yanlış yerlerde kullanıp onun enerjisini tüketmemeliyiz.